Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nisa suresindeyiz. Surenin 18. ayetindeyiz. Estaizu billah. Cenab-ı Hakk'ın azap yarattık demesi, azap var ettik demesi ayrı bir şey. Azap hazırladık demesi çok ürkütücü. Çünkü hazırlık yaptık, yani çok özendik. Ondan sonra çok ciddiye alınmış. Ayrıntıları tafsilatlı biçimde düşünülmüş. Allah bir hazırlık yapıyor azaptan yana. Yarattık deseydi bir çırpıda yarattık. Gerçi bir çırpıda yarattıkları da en son noktasına kadar özenli, ama burada ertedna demesinde bir ironi var. Yani şeyi kuvvetlendiriyor, tehdidi kuvvetlendiriyor. Böylelerine tövbe mebe değil, azap hazırladık. Böylelerinin yolu başka, başka bir yolu yok, başka bir nokta yok. Bunlar o anında geçtilerse artık onlar için bizim hazırlığımız var, başka planlarımız var der gibi. Müjde de var galiba. Öyle müjdeler de var. Böyle. Tabii bunu daha farklı ironilerle de, müjde ifadesiyle de o beşirhum bi azabin elim, onları can yakan bir azapla müjdele diye yine aynı ironiyi tatmak vardır. Evet. Beşirhum bi azabin elim liyezûkul azab. Zûku mâ kuntum ta'melûn. Tadın vaktiyle yapıp durduğunuz sanki iyi bir şey tadacaklarmış gibi. Müfessirin tefsirine geçiyorum. Tevbetullahi ala, okuduk biz burayı. Bir sonraki ayet, bunlar ilk ayetle ilgiliydi. Ve leysetit tevbetu, yoksa tevbe değildir. Lillezine ya'melûne seyyiat, kötülükleri yapan kimseler için. Ey el maasi, yani masiyetleri. Fî mâ dûnel kufur, küfrün dışında, küfürden daha aşağı türden olanlar. Hatta o kadar ki burada da iman amel ilişkisi sorgulanabilir. Yani kötülükleri yapıyor bu kimse, imanlı mı? İmanlı. Allah'a inandığını söylüyor, inanıyor. Ama kötülüklerden de hiç pişmanlık duymuyor. Yani bırakmıyor kötülükleri. Sürekli devam ediyor, yapıyor. Bu adam ölüm anına kadar, ölüm hazır olduğu ana kadar bunu yaparsa bu kişi için tövbe söz konusu değil anlaşılan. İmanı ne olacak peki? Sorusu gündeme geliyor. İcabet etmeye eder de bu adam icabet etmesi için çağrıda bulunmuyor ki. Yani çağrıda bulunsa, iman sahibi ise aynı zamanda Cenab-ı Hak icabet. Benim buradaki teorim şu: kişi bu hal üzere ise bu, biz teorik olarak kafamızda imanını da ve bu amellerini de sürdürüyoruz ölüm anına kadar. Bence sürmüyor. Bu süreç böyle devam ettiğinde Cenab-ı Hak amelini, imanını, İmanın altını boşaltacak şekilde sirayet ettiriyor onun inancına. Ve bir an sonra, yani günahta ısrar eden kimse orayla kalmıyor. Bir zaman sonra
artık inancına da sirayet ediyor bu yanlışlık ve inancını da kaybediyor. Bela men kesebe seyyiaten ve ahatat bihi hatiatuhu. Bir günah işlemiş ama orada kalmamış, geri de dönmemiş. Devam etmiş, devam etmiş. Hatiyası yani yanlışı kendisini kuşatıvermiş. Bütünüyle kuşatmış. Fe ulaike ashabun nar. Onlar ateş halkıdır diyor Cenab-ı Hak. Yani böyle bir kimsenin bu süreçte imanını koruduğunu biz teorik olarak kafamızda düşündüğümüz için o soruya cevap arıyoruz. Halbuki böyle bir başka bir açıdan bakıp böyle bir kimse o ana kadar imanını koruyabilecek mi? Yani günahlarından tövbe etmeksizin ömür boyu günahları işleyecek, tövbeye yanaşmayacak ve son ana kadar da iman akidesi üzerine kalacak. Bence bu muhal. Bunu Cenab-ı Hak onu şey yapıyor, bir zaman sonra dönmedi ya, kalbiyle kendi arasına giriyor, bağlantıyı koparıyor. Bu kişi artık imandan duyduğu, imana dair duyduğu bilinci de, şuuru da kaybediyor ve imansızlığa yöneliyor. 3, 5, 7, 8 derken faize iyice bulaşınca bakıyorsunuz bir gün kalkıyor diyor ki ya faiz niye haram ki ya? Ne var ki bunun ya? Ben kabul etmiyorum diyor. Müdahale vardır diyor belki Kur'an'a. Belki yani yanlışlıktır. Ben inanmıyorum diyor. Bakıyorsunuz kestirme bir yol seçiyor. O andan sonra imanı da farklılaşıyor. Artık onun imanı da Cenab-ı Hakk'a saygı dolu bir iman olmaktan çıkıyor. Kendi tanrısını kendisi yaratmaya başlıyor artık. Onun tanrısı faize bir şey demez. Onun tanrısı içkiyi yasaklamamalı mesela. Onun tanrısı işte kendince kabullendiği, iç içe bulaştığı bütün günahlarla uyumlu bir tanrı figürü oluşturmaya başlıyor kafasında. Orada da kalmıyor kanaatimce. Bir zaman sonra böyle kimseler artık ateizme meylediyor. Tanrı inancından da artık oldukça mesafeli bir hale geliyor. Bence amel iman ilişkisinde amelin imana tesiri göz ardı edildiğinde çözemediğimiz bazı sorularla karşılaşıyoruz. İşte son anda bu adam günahlarıyla tövbe etmeksizin ölüme kadar gelirse varsayalım ki bu adam mümin ne olacak? Niye varsayalım ki bu adam mümin o ana kadar imanını yitirmiş olabilir? Kaldı ki buna dair Kur'an'da çok ayet var. Zamanla şeyin aşındığı, kalbin zamanla karaldığı, bela men kesebe seyyiaten değil, hayır. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Yapıp ettikleri günahlar kalplerine leke bırakıyordu diyor Cenab-ı Hak. Kalplerini lekeliyordu. Bu ne demek? Kalp bir günahla lekeleniyor. Temizlenmezse leke orada kalıcı hale geliyor. Üstüne bir leke daha, bir leke daha işlenen ameller ma kanu yeksibun ile kalp arasında Cenab-ı Hak o ayette ilgi kuruyor. Bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Yaptıkları, kazandıkları kalplerine işliyordu, kalplerini lekeliyordu. Öyle bir an gelir ki kalp bütünüyle dolar o lekeyle ve artık imana orada bir yer kalmaz. Kişi vaktiyle gördüğü, anladığı, kavradığı imanı da artık hissedemez bir duruma düşebilir. Bu ayette de aslında olur mu? Ya'melun seyyiati hatta ta ki işte o ana kadar. Ölüm gelinceye kadar. Yani bu işlemeye devam ediyor. Devam ediyor tabii. Vazgeçmemiş. Evet. İşte yani burada da tam bu anlaşılıyor. Kabul edilecek dua hatta küfürle bir sayılıyor. Evet. Küfürün ve böyle ameline, buna ameline dönüşüyor. Yani bu kötülüğü amel edinip ta ölüme kadar bunu işleyenler evet. diye anlaşılıyor. Evet. Tamam öyle zaten. Yani kötülükleri yapıp yapıp duranlar, yapıp yapıp duranlar ta ki ölüm gelince ben şimdi döndüm diyor. Şimdi kötülüklerin içerisinde küfür de var mı? Yoksa kötülükler dediğimiz adam öldürmek, ondan sonra zina etmek, hırsızlık yapmak, faizcilik yapmak, yasaklanmış olan şeyleri düşünün. Bunları yapıyor adam. Ölene kadar da yapıyor. Hiç de bırakmadı, hiç de tövbe etmedi. Ama kendisini mümin addediyor diye tasavvur edebilir miyiz? Ben de diyorum ki bence o ana kadar kalmıyor bu iş. Sonra doğru o yapıp ettikleri ve dönmediği, vazgeçmediği günahlar onu kuşatıyor. O deminki okuduğum ayetteki olduğu gibi ve iman bırakmıyor o kişi de. Hocam tövbenin sahtelerinden biri de diğer tövbe ayetlerini incelediğim yerler. Allah onlara tövbe nasip etti diyor mesela. Herkese tövbeyi nasip etmiyor. Tabii haline göre. Tövbenin nasip etmesi var Allah'ta. Tabii. Kişinin tercihleri belirliyor onu. Evet. قَالَ وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ He. Hatta اِذَا حَضَرَ ta ki geldi اَحَدَهُمْ birine الْمَوْتُ ölüm قَالَ دِكِ اِنِّي تُبْتُ الْاَنْ ben şimdi döndüm bunlar için tövbe söz konusu değil وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ne de kafirler olarak ölenler için şimdi bu demek ki öncekilerden ayrı
öncekiler ya şu önceki anılanlar kafir olarak ölmeyenler, bunlar kafir olarak ölenler. Ama her iki grup içinde tövbe söz konusu değil. Ya bu son andaki o dönüşü dolayısıyla ona kafir demedi Cenab-ı Hak. Ya da bu adam deminki söylediğimizden vazgeçelim. Ölüm anına kadar geldi mümin olarak ama kötülükleri de işleye işleye. Öyle öldü ama bu kişi için de şey söz konusu değil. Nedir? Tövbe söz konusu değil. Çünkü tövbe etmedi, dönmedi. Son ana kadar dönüş yapmadı. Yahut da son andaki dönüşü dolayısıyla ölürken iman üzere ölüyor ama fark etmez. Şeyi kapanmış kendisine. Ama burada sürekli hata yapanlar var. Mesela bunu kaçırıyor. Şu anda bir yüzde işte faizden tutuyor. Her şeyi de yapıyor. Evet. Mesela bunları kapsayabilir mi? Yani işte bakalım son ana kadar öyle Müslüman kalabilecek mi? Yoksa o yaptığı ameli kendisini kuşatacak mı? İmanla da sirayet edecek mi? Yahut hangi noktaya geliriz? Böyle olursa, mümin olduğu halde böyle bu durumda kalırsa iman artık ona fayda vermez gibi bir noktaya varırız ki o zaman hadislerde gelen yani iman yanındaki her türlü günahı eninde sonunda sildirir, yok eder. Kaldı ki biz burada bunların günahların affedilmeyeceğini öğreniyoruz ama affedilmeyecek olan bu günahlar neticesinde sonsuz azapta kalacaklarını da düşünemeyiz herhalde. İlla o manaya mı geliyor? Diyelim ki adam mümin, yığınla günah işledi. Son ana kadar da tövbe etmedi. Geldi, Cenab-ı Hak da günahlarını affetmiyor. Ne yapacak? Cehennemden geçerken, cehenneme herkes geçiyor ya, kurtulmayacak, kurtulamayacak. Kurtulamayacak, kalacak. Ama mümin, imanı da vardı. Epey bir zaman kalacak. O yaptığı günahların hepsinin tek tek karşılığını yaşayacak orada. Affedilmedi çünkü o günahlar. Affedilseydi yanmadan kurtulacaktı, cezadan kurtulacaktı. Affedilmediği için günahları zaten affedilmesi için de başvurmadı. Hepsinin tek tek cezasını çekecek ve sonra oradan kurtulacak. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'a iman ediyordu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى gibi. Nefsine zulmedenlerden. Nefsine zulmedenlerden, yanlış yapanlardan. Yanlışıyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkanlardan. İnni tubtul en, ben şimdi döndüm der. Ve lellezine yemutune ve hum kuffar. Kafirler olarak ölenler için de tövbe söz konusu değil. Onlarınki artık küfürden yana tövbe. Ulaike atedna lehum azaben elima. Bunlar için biz can yakan bir azap hazırladık. Ve zelike, bu azabın sonsuz olduğuna vurgu yok. Ve zelike enne tevbete, şöyle ki tövbe. Fi hadihil hali, böyle bir durumda. Tevbetu dirarin, zorlu bir şey, mecburi bir tövbedir. Yani üzerinde baskı var, ölüm gelmiş. Kişi gönüllü bir tövbede bulunmuyor. La tenfe'u sahibuha, dolayısıyla mecbur kaldığı bir tövbeden fayda görmez sahibi. İnneme tenfe'u tevbetul ihtiyar, çünkü tövbenin gönüllü olanı kişiye fayda sağlar. Bilinçli önemli değil mi? Yani adam tövbe ediyor, tamam gönüllüler ama hangi günahı işlediğinin farkında değil. Mesela camilerde perşembe Kur'an'ı okutur imam efendiler mesela. Tevbe ettirirler. Ama adam tevbe eder. Bütün günahlarına cümleten tevbe ediyorsa. Evet ama şey. Yani işte yine zihninde ben. Hangi günah olduğundan belki haberi yok. Yani ediyorum hepimizin. Ben kendim de aynı. Yani işlediğim günahın belki farkında değilim. Farkında olmak için hiçbir çabam yok. Ama tevbe ediyorum ben. Bu da bunu affına şey midir yani? Onu bu şekilde. Yani çok flu bir soru oldu. Ben şimdi öyle desem olmaz, böyle desem olmaz. Bilerek ve bilmeyerek diyorum aslında. Bilmeyerek yaptığı günah zaten bilmiyor. Zaten mağdurdur. Yani farkında değil zaten. Dolayısıyla suçun oluşması için bilinç olması lazım. Esas itibariyle. Yani o bilinç yaptığı günahları şimdi insan hatırlamıyor. Allah ayette diyor ki ahsahullahu ve nesuh. Öyle bir trajikomik bir durum ki onlar yaptıklarını unutmuşlar ama o günahları Cenab-ı Hak tek tek kaydetmiş. Ehsâhullâhu. Önlerine koyduğunda evet hatırlayacak bunlar yaptım ama kendisine bir defter kalem versen onları yazacak durumda değil. Ne yaptığını, 20'sinde hangi günah işledi, 21'inde. Kendisi zihni unutturmuş. Şimdi adamın eğer günahı hatırlayamıyorsa, hatırlayamadığı günahı için tövbe edemez dersek o da büyük bir sıkıntı oluşur. Dolayısıyla ya Rabbi ben çok işledim şu an hatırlamasam da diye kişi bir çaba oldu zaman mesela. Tabii. O ayrı, o sorumluluğu ayrı. O sorumluluğu ayrı. Onu zaten
o sorumluluktan kaçıyorsa ayrıca bir günah işliyor demektir. Yani. Ben nasıl olsa cahilim hani daha önce söyledim. Zaten yani o cehalet değil, bilgiye direnmek tam da cehaletin adı yani. Cehalet kelimesinin adı. Benim bir ön adımı nedamet getirmek. Allah hissettirir yani yanlış yaptım. Pişmanlık duymak. Pişmanlık duyarız. Zaten. Ne güzel haram işledim, ne güzel hırsızlık yaptım demeyiz yani. Tabii. Bir pişmanlık gelir insan. İşte, o gelmiyorsa, evet. O gelmiyorsa zaten tövbe aşamasına geçmeyiz. Evet. Yaptığımız bize süslenmiştir yani. Evet. Zengine o süslenmiştir. Evet. Yani tövbeyi de günahın bir parçası haline getirmiş. Yusuf kardeşleri gibi. Bunu yapacağız, sonra bunu yapacağız. Yani şeyin sıralı bir işlemler dizisi gibi. Önce günahları işliyor, sonra tövbe yapıyor günahlar. Tabii ki burada bir duygusal boyutu yoksa buna, duygusal şeyler buna eşlik etmiyorsa, dediğiniz gibi pişmanlık yoksa, o zaman tövbenin ne anlamı var? Yusuf'un kardeşleri Yusuf'un olan pişmanlığı var ki, geri döndürüyor Allah'ın. İnnemâ tenfe'u tevbetül ihtiyar. Ancak tercihli, seçimli tövbe. Gönüllü yani, bilinçli. Tövbe-i Nasuh vardı hocam Kur'an'a göre. Tövbe-i Nasuh. Yani tövbe. İşte kabul edilen, geçerli, esaslı tövbe anlamında. Ve yuhtemel en yekûne ma'na kavlihi min karibin, yakından sözünün manası şu da olabilir. İhtimalli konuşuyor. Ey karibun min fi'alihim. Yani lidden bil mucibili tevbe. Tövbeyi gerektiren cürme yakınlığını kastediyor olabilir. Başka neyi kastedebilir ki? Başka ne dedi ki zaten? Başka yorum yapmadı. فَيَكُونُ الْمَعْنَى O zaman mana şöyle olur. اَنَّ مَنْ بَادَرَ اِلَى الْاِقْلَاعِ مِنْ حِينِ صُدُورِ الذَّنْبِ Yani günah sadır olduktan, günah gerçekleştikten sonra çabucak şeye atlayan, tövbeye koşan وَاَنَابَ اِلَى اللّٰهِ Ve Allah'a yüzünü dönen kimse. وَنَدِمَ عَلَيْهِ Bundan ötürü pişmanlık duyan kimse. فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ Böyle kimselerin Allah günahlarını kabul eder. بِخِلَافِ Ancak tersine başkalarında مَنْ اِسْتَمَرَّ Eğer bir kişi sürdürürse عَلَى ذُنُوبِهِ Günahlarını sürekli yaparsa وَاَسَرَّ عَلَى عُيُوبِهِ Ve ayıplarında ısrarlı davranırsa حَتَّى Ta ki صَارَتْ ف۪يهِ صِفَاتٍ رَاسِخَةً Ta ki bunlar onun köklü özellikleri haline dönüşmüş. Tabi. Onun karakteri haline dönüşmüş bu günahlar. Onun ayrılmaz parçası haline gelmiş. فَاِنَّهُ يَعْسِرُ عَلَيْهِ اِيْجَابُ التَّوْبَةِ التَّامَّةِ Böyle kimseler için gerçek bir tevbe artık iyice zorlaşır. Dolayısıyla günahta ilerleme şey gibi yani içki, fazla içki almak gibi. Daha fazla aldıkça daha fazla şuur kaybolduğundan geri dönüş olasılığı da daha fazla zorlaşacaktır. İlk günlerde tövbe edenler daha İrade eldeyken tövbe etmiş olan kimseler. Bunu 10 gün sonra yapacak olanların daha fazla enerjiye ihtiyaçları var geri dönmek için. Ve olasılık olarak da durumları daha sıkıntılı. Çünkü şuur da bir o kadar zayıflamış olacak. Günaha alışmış olacaklar. Daha ötelediğiniz zaman daha sonlarda yani sona doğru imkansıza dönüşüyor. Çünkü geri dönmek için şuur zayıf, alışkanlıkla bir o kadar katmerlenmiş. Alışkanlık güçlenmiş, geriye dönecek olan şuur da o kadar zaman içerisinde cılızlaşmış, iyice zayıflamış. Dolayısıyla muazzam bir tersine süreç işliyor orada. Ara o istikamette, günaha doğru yöneldiği sürece. Burada iki şey var. Bedelman tespit verdiği günah işleyen kişi, o günahın suçunu bedelini ödemekten korkar. Dolayısıyla önce olmamasını temenni eder. Yani inşallah ahiret yoktur diye veya inşallah bu suç Kur'an'da yoktu. Yani böyle bir suçlamayla başlar diyor. Sonra kendisiyle çelişmeye başlar, inkara gider, küfre gider. Yani onun için diyor her günahta küfre giden bir yol vardır sözünü. Evet. Böyle izah ediyor. Evet. Seyyid Kutup da bu ayetle ilgili diyor ki kişi artık ömründe öyle bir yaşa gelir ki artık bu günahı işleyecek durumu kalmaz. Mesela çok yaşanmıştır. Artık günaha giden yollar kendini çağıran, yani günaha çağıran bir şey kalmamıştır onda. Gücü de kalmamıştır işlemeye. O zaman döner tövbe eder diyor. Yani bunun tövbesi de kabul değildir diyor Seyyid Kutup. Yani cesaretli sözler. Çünkü ayette Cenab-ı Hak ölüm kendisi için hazır olduğunda diyor. Bunu o şekilde anlamak mümkün müdür? Aynaya baktığında her halimle artık ölmek üzereyim diyen adam için de bu geçerli mi? Yoksa hakikaten metafizik boyutta bir ölüm
şeyinin başlamasını mı kastediyor Cenab-ı Hak? Bu tür konularda şeyi açmak lazım. Yani daraltmak yönünde değil de genişletmek yönünde. Ama bu genişletirken de tabii yani işte ayette Cenab-ı Hak ölüm kendisine hazır olduğunda bunu nasıl anlayacağız? İşte kanser hastalığı verilmiş artık her yönüyle ölüyor, 60'ına gelmiş. Öyle bir yerde mi bağlayacağız adamın şeyini? Yoksa son nefese kadar mı diyeceğiz? Firavun örneği bize aslında ipucu veriyor. Firavun'da Cenab-ı Hak el-âne sorusunu, şimdi mi sorusunu, bizim ayette de geçiyor şimdi. Ölüm, boğulmak kendisini kuşattığında diye Cenab-ı Hak hatta اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ diyor. Dolayısıyla ben kanaatime göre son ana kadar insanın değil mi ki hırsları sağlam kalıyor, o bize bir ipucu veriyor. Demek ki tövbe hala geçerli. Yani siz ölüm, günah işleyecek arzusu kalmayabiliyor diyorsunuz ama buradan günah işleme arzusu kalmıyor. Öteki taraftan hırsları ötekinden, başkalarından daha ileri boyutlara geliyor. Tutkusu daha ileri boyutlara geliyor. Bu tutku üzerinde varsa demek ki bu adam yoğun bir şekilde hala sınanıyor demektir. Ha, buralardan geri dönmek çok mu zor? Çok zor. Yani oralardan geri dönmek ama bence imkansız değil. Ölüm öncesi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın biz zaman evresini de böyle basamaklı olarak ölüme doğru işletiyoruz eşit bir şekilde. Öyle olmayabilir. Bizim Allah'ın insanı hangi dönemde daha kesif, yoğun bir şekilde sınadığını, ayetlerin önüne koyduğunu falan bunları bilemeyiz. Ya Müslüman Zeyd'in bir müşriğin üzerine çekip iman ettiği halde öldürmesi üzerine Peygamber Efendimiz sen kalbini açtın da gördün mü ki? Yani mesela bu örneği düşünün. Adamı öldürmek üzereyken tamam tamam iman ettim demesini Hazreti Peygamber şans tanınmasını istiyor. Bırak zaten bir darbe kalmış. Son kılıç darbesinden önce söylemiş. Manası yok diyebilirdi. وَأَصَرَّ عَلَى عُيُوبِهِ حَتَّى صَاءَ Evet buraları okuduk. وَالْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يُوَفَّقُ لِلْتَوْبَةِ Genel olarak böyle kimseler tövbeye muvaffak kılınmazlar. Ha Cenab-ı Hak bir noktadan sonra kalbini adamın mühürler. Zaten ontolojik manada işi bitmiştir onun. Yani sizin dediğiniz gibi arzuları kalsa bile olay bitebilir. Belki 30'unda 35'inde de Cenab-ı Hak bitirebilir. Yani ona öyle yoğun ayetlerini göstermiştir. O da o kadar yoğun ısrarlı biçimde Cenab-ı Hak'tan kaçmıştır ki kalbi kararmıştır, bitmiştir. Bizim imkan dediğimiz Allah'ın tanıdığı mühlet, süre her neyse tamamlanmıştır. Kalbini mühürler. Ondan sonra yaşadığı 30 yılda, 40 yılda anlamsız olabilir. Yani tövbe bakımından. Biz bunları bilemeyiz. Bir de Firavun'un tövbesinde hocam, senin cesedini kurtaracağız ibret için diyor Cenab-ı Allah. Acaba tövbesinin çok az bir faydası mıdır bu yoksa ibret için? Yani hiç mi şey yok? Ayetin içinde söylüyor. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اَيَا Senden sonrakiler için ayet olasın diye orası diyor. Değil. Gerekçesini Cenab-ı Hak böyle söylüyor. Ama bundan duanın, başka birine böyle bir duanın bir kısmını kabul edelim diye demiyor. İşte yani cesede faydası ama ironik olabilir. Tamam ironik seni kurtarıyoruz yani. Ama cesedini kurtaracağız. Senin yani son andaki duan da sana bu kadar yarar sağladı. İşte böyle dua yani tabiri caizse hoş görünüyor. Böyle tövbeye böyle de bağışlanma. Yani ama düşünülebilir ama ironik boyutta olur Firavun, yani. Firavun çünkü el-ene şimdi mi? Sorusu kabul edilmediğini, evet, kabul edilmediğini, geri çarpıldığını gösteriyor. Hocam Firavun'u bize ibret yapan bence Allah'lık iyi çarpması. Tabii konumu öyle basit bir konum değil yani. Ciddi bir şey var yani. Ölümlü olduğunu insanlar bak öyle ben Tanrı'yı diyen adam böyle ölüyor işte bak görüyorsunuz. Büyük bir şey yani. Bence ibret yapan orası. Hani Firavun'un yanına cehennemde anlatıyorlar ya fıkra olsun diye. Firavun en alttaymış. Yanına birini göndermişler. Böyle o yanına gönderdikleri daha kısa süreli firavunluk işler yapmış. O yanına uzun yıllar sonra birinin gönderildiğini görünce tabii meraklı biri daha çıktı demek benim gibi diye. Firavun tanışmak istemiş onunla. Tabii ilk merak ettiği de ne kadar yıl hüküm sürdün? Firavun'un kine o sormuş önce. Firavun 300 yıl mı demiş ne kadar yılsa bilemiyorum böyle. 300 yıl rakam vardı yanılmıyorsam. Ötekisi de atıyorum 20 yıl demiş olsun, 30 yıl demiş olsun. Fıkrayı unuttum. Öyle deyince Firavun kızmış ya. Burası demiş 300 yıllıkların yeri. Yanlış gönderdiler seni buraya diye. Dolayısıyla özel bir konum var Firavun'un. Kur'an'da Cenab-ı Hak onu şeyin başı olarak gösteriyor. Yani tağut olmanın son evet figür şey bir figür yani.
hakkın karşısındaki en amansız ilahlık taslayan, ilahlık iddia eden olağanüstü inanççı hak, bütün başka ayetleri gösteriyor. Ayetler ve lekad ereynahu ayatina kullaha, bütün ayetlerimizi ona gösterdik. Fe ebe diyor Cenab-ı Hak, sırtını döndü. Dolayısıyla bu yüzden de kurtulmuş olabilir cesedi. Zaten söylüyor sonrakiler için ayet olsun diye. Vel galibu dedi müfessir ennehu la yuvaffaku littevbeti. Bunlar tevbeye muvaffak kılınmazlar. Yani o şeyi açtığında Cenab-ı Hakk'ın kendisine tanıdığı alan, aralık dolduğunda böyle kimse tevbe edecek hissiyat gelmez içine zaten. Artık o yönden yana Allah onunla kalbi arasına girer. O böyle bir şeyin derdinde de değildir. Onunla konuştuğunuzda şöyle der. Ya gençken ben de ilk zamanlar bu işlere bulaştığımda böyle içimde bir yanlış mı yapıyorum falan filan derdim ama yıllar sonra anladım ki bunlar kuru bir şeyden ibaretmiş. Şimdi kuş kadar hafifim, hangi günah işlesem falan. Önemli olan karşındakine saygı duyacaksın arkadaş. O diğerleri önemli şeyler değil falan. Böyle rahatlamış bulursun onu. Yani kayıtlar falan o gevşemiştir o bütünüyle. Cenab-ı Hakk'a karşı bir sorumluluktan bütünüyle serbest hale gelmiştir. Bu Allah'ın artık tövbeye muvaffak etmeyeceğinin bir alameti olabilir. وَلَا يُوَسِّرْ لِأَسْبَابِهَا. Buna Allah sebeplerini de kolaylaştırmaz. Yani tevbenin sebeplerini de buna kolaylaştırmaz. كَلَّذِ يَعْمَلُ السُّٓءَ. Böyle kimse ki kötülüğü yapıyor. عَلَى عِلْمٍ تَامٍ. Tam bir bilinç üzere. وَيَقِينٍ. Ve büyük ve tam bir kesinlik üzere. وَتَهَاوُنٍ. Bunu tamamen gevşeklik olsun diye yani haddi aşmak üzere binadarillahi ileyhi fe innehu sedde ala nefsihi babir rahme. Böyle kimse kendisine böyle son derece bilinçli, göz göre göre sırf günah olsun diye Cenab-ı Hakk'a karşı bir suç işleyeyim diye böyle yaptığı zaman fesirin bir yorumu bu. Kendisine rahmet kapısını kendi eliyle kapatmış olur diyor. Naam. قَدْ يُوَفِقِ اللّٰهُ عَبْدَهُ الْمُصِرَ عَلَى الذُّنُوبِ. Ola ki günahta ısrar etmiş olan kulunu Cenab-ı Hak bazen tövbeye muvaffak kılabilir. عَنْ عَمَدٍ. Bilinçli olarak günah işlemiş. وَيَقِينٍ لِتَوْبَةٍ تَامَّ. Ve yakin üzere tam tas tamam bir tövbe yapmak üzere kişi yöneldiğinde böyle kimseye Allah tövbeye muvaffak kılabilir. Bu aralarda bizim yaptığımız yorumlar yani bir şey söyleyeyim derken bazen başka yere dokunuyor Cenab-ı Hakk'ın. Esas ibareyi Cenab-ı Hakk'ın üzerine kurmak lazım. Yani Allah böyle dedi. Tövbe kötülüğü Allah'ın üzerinedir. Kötülüğü cehaletle yapıp yakın bir zamanda tövbe edenler için. Yoksa tövbe ölüm kendileri için hazır olup da ben şimdi tövbe ettim diyenler için değildir. Herkes bundan ne anlıyorsa onu anlamalı. Araları doldurmaya kalktığımızda ya önünden ya arkasından manipüle etmiş oluyoruz gibi. Bak önceki cümlesiyle bu cümlesi müfessirin şey yaptı, çatıştı. Öncesinde Allah böyle kimseyi tövbeye muvaffak kılmaz. Bilinçli yapan, bir göz göre göre yapan. Sonra burada diyor ki bazen Allah bilinçli göz göre yapan adama da tövbeye kabul eder. Diyor, onu düzeltmek zorunda kaldı. Çünkü onu okuyan adam ya ben bilinçli yapmıştım. Galiba benim tövbem kabul değil. Kaldı ki ayeti de çok fazla dayanmıyor. وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ وَالْتَوْف۪يقِ لِلْاَوَّلِ اَقْرَبِ. Fakat buralarda toparladı. Allah'ın rahmeti ve tövbeye muvaffak kılması ilk gruptakiler için daha çok söz konusudur. Yani olasılık kuruyor artık. Tövbe günah işledikten sonra çabucak yapanlar, kısa zamanda dönenler açısından rahmet daha yakın. Uzaklaştıkça rahmetle arayı açtığını bilmen lazım. Yani trafik cezası gibi her ay üstüne katlanıyor, üzerine katlanıyor. Geri dönüş ve bedeli daha ağır. Hakikaten öyledir. وَلِهَذَا خَتَمَ الْآيَةَ. Cenab-ı Hak bu yüzden ayeti şöyle tamamladı. Bir kavliyi şu sözüyle. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Muhakkak ki وَكَانَ اللّٰهُ Allah idi. عَل۪يمًا bilen, alim her yönüyle bilen idi. حَك۪يمًا her yönüyle haberdar idi diyor ayetin sonunda Cenab-ı Hak. فَمِنْ عِلْمِهِ. Dolayısıyla onun ilmi dolayısıyladır ki اَنَّهُ يَعْلَمُ. Bilir. Sadikat tevbeti, tövbesi, tövbesinde sadık olan kimseyi ve kadibaha ve tövbesi yalancı olan kimseyi feyucazi kullen minhuma her birine karşılık verir bihasebi ma yestahikku neyi hak ediyorsa işte burada gerçek adalet tecelli ediyor. Yani Allah kişinin tam da durumuna uygun olan karşılığı verir.
O neyi hak ediyorsa ona onu verir. Dolayısıyla burada bir adım önce davranmak her halükarda kişiye bir avantaj olarak geri döner. Bazen şeytan gelip diyor ki, diyelim ki 18'inde çocuk tövbe etmiş. Ya senin gibisi de diyor, olmadı yani. 18'inde neyin tövbesini ediyorsun? Daha şuracıkta işlediğin 3-5 günlük günahın tövbesini mi ediyorsun? Bak senin amcanın oğlu günahları yapıyor. Yapacak. O da 40'ında tövbe edecek, gelecek senin olduğu noktaya. Sen 18'inden 40'ına kadar arada ne var? 22 sene var. 22 sene dünyanın bütün güzelliklerinden mahrum olarak kupkuru bir hayat yaşayacaksın. O hem bu dünyası mamur olacak, hem öteki taraf mamur olacak. Bak Hoca Efendi ne diyor? Ölüm gelmezden evvel böyle yapanlar kurtuluveriyormuş diye şeytan bu kez makul bir projeyle geliyor adamın önüne. Tabii bu ondan tek beklediği süreç böyle işlerse, çok aksi bir durum olmazsa, ya o da binde bir diyor yani, o kadar da risk, bu kadar güzel günahlar açısından göze alınır herhalde diye onu iknaya çalışıyor. Özellikle genç yaştakiler açısından. Yoksa gençler niye bu kadar günahta daha cüretkar, yaşlılarda belli bir toparlanma hissi ortaya çıkıyor. Bu neden dolayısıyla? 40'ına kadar geldiyse bu hesapla, Allah muvaffak ederse de bence çok ağır bir bedel ödüyorlar. Çünkü günahların verdiği alışkanlıkla geri dönüş çok kolay değildir. Yani Cenab-ı Hak her şeyi, her dönem en ince ayrıntısıyla bildiği için beridekini mağdur etmez. Bunu çok iyi bilmek lazım. Ya beridekini o zaman çok daha fazla yükseltir makamını vesaire. Yoksa sınavlar bittikten sonra, ben her yıl yaşardım aynı duyguyu okulda. Yani siz yıl boyunca en küçük bir puan için bile yıllık ödevdi, bilmem neydi, sözlüğe kalkmaydı falan tırmıklarsınız alabilmek için bir yarım puanı bile. Son anda bakıyorsun hoca gevşek davranıyor. İşte hiç baştan ümit etmeyin, adamları bile geçiriyor. İşte o yok 3.5'tan 4 aldı da 5 oradan geçiyor, ötekiler oradan geçiyor. Bir sonraki sınıfa geldiğinde bakıyorsun önceki sınıf olduğu gibi sonraki sınıfa gelmiş. Senin de karın orada bir iki puan ya var ya da o da arada kaynamış gitmiş. Böyle olmaz. Cenab-ı Hak öyle son anda şey yapıp önceden, daha başından وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ Rabbinin makamından korkuya kapılanlar için iki cennet vardır diyor Cenab-ı Hak. Belki korkmuş, ürkmüş, gençliğinden itibaren sakınmış, takva yani sakınma da sakınmış, öteki açmış önünü, rahat davranmış, bir zaman sonra tövbe etmiş. Elbette ki bir olmayacaklardır, eşit olmayacaklardır. Dolayısıyla ayetin sonundaki bu alim ve hakimi bu manada bir garanti olarak algılamak lazım. Allah çok alimdir, her şeyi aynı ince ayrıntısına kadar bilir. Bildikleri de, bu bilgiler, malumat da neticeye dönüşür. Çünkü hikmet bunu gerektirir. Dolayısıyla Allah hakimdir. Sonuçta daha çok sakınmış olanlarla az buçuk sakınmış olanlar eşit bir noktaya gelmezler. Enne ce'alul muttakine kel fuccar Biz sakınanları taşkınlarla eşit mi bir noktaya getireceğiz? Olacak şey değil diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla önce dönenin tövbesini de hemen Cenab-ı Hak kabul ediyordur. Hemen kabul ediyordur. Tövbeyi kabul etmesi şu demek. Onunla o tövbe ettiği, uzaklaşmak istediği şey arasında ona destek çıkıyor. Yardımcı oluyor. Ötekinde ise tövbesini Cenab-ı Hak oyalıyor, zamana bırakıyor, kendisini düzeltmesini şey yapıyor. O ona karşı çok yoğun bir bedel ödüyor. Muazzam bir bedel ödüyor. Anasından emdiği burnundan geliyor belki. Sırf o günahtan kurtulabilmek için. Belki hiç böyle bir o günahtan kurtulmak gibi bir derdi yok. Bu ise aynı ortamdalar. Azaptan azaplar, azabın içerisinde yaşıyor. Tiryakiliğini düşünün mesela. Öteki hiç öyle bir şey tatmadığı için, ona karşı bir bağımlılığı da olmadığı için bir bedel ödemiyor. Normal yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor. Belki hayattan soğumuş. Niye falanca şeyi bıraktım diye. O bir alışkanlığını, neyin bedelini ödüyor da? Geçmişte işlediği günahların bedelini ödüyor. Bir kimse diyelim ki hırsızlığın hiç yolunu bilmediği için normal helalinden para kazanmak onun için gayet normal bir şeyken, öteki adam için helalinden para kazanmak dünyanın en ağır şeyi. Çünkü hep hırsızlık yapmış. O hırsızlığı bırakıp bir gün yaşamak, bir gün helalinden kazanmak onun için dünyanın en ağır şeyi olabilir. Aynı şekilde diğer günahlar. Dolayısıyla Allah ona eğer tövbeye muvaffak kılacaksa da, şuuru dolayısıyla, yine ona yoğun bir bedel ödetiyor.
ومن حكمته أنه يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة. Yine dolayısıyla Allah'ın bir hikmeti var, tövbeye muvaffak kıldığı kimseler açısından. وَيَخْذِلُ مَنْ اِقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ وَعَدْلُهُ عَدَمَ تَوْفِقِهِ. Eğer tövbeye muvaffak kılmıyorsa da, orada da yine Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti, dakik işleyen bir adaleti söz konusudur, diyor müfessir. Şimdi ayetin kırık mealine geçelim. Hocam bu şu önce iman edip sonra küfür eden, sonra tekrar iman edip sonra tekrar küfür edin. Küfürde devam edenlere düzeltiyle. İnnellezine amenu, thumma kafaru, thumma amenu, thumma kafaru. Yani lem yekun illahu liyehdiye. Tövbeyle kıyas edilmek tabii Cenab-ı Allah öyle açık bir şey vermemiş ama günahta da böyle bir şey var mıdır? Yani tövbe diye işlemek için yarın bir daha düşün. Bir daha ama düşün. İşte herhalde onun gibi olmamalı. Eğer küfürde olduğu gibi sayılıysa, oradaki gibi sayılıysa, o zaman bir günah işledi, bir tövbe etti, bir daha günah işledi, tövbe etti. Üçüncü de... Ama ayet, buna yakın ayette de var. Tövbe edip durumu düzeltenlerin, yani nasıl tövbe etti, sonra salih amel işleyenler diye Cenab-ı Allah bunlar da şey yapıyor yani, pişman ediyor. Yani sayı var mı diye onu mu soruyoruz? Sayı yok. Yani benzer... Ama ötekinde sayı vardı. Sayı, yani. Gerçi oradaki sayı da çok anlamlı değil. Çünkü sonunu وَمَاتُ وَهُمْ كُفَّارٌ diye bağlıyor. Küfürde devam eder. Ve küfür üzere ölenler diye bağlıyor. Dolayısıyla küfür üzere ölmediyse adam, 20 kere küfre bulaştı ama sonra düzeltti. Küfür üzere ölmedi. Hala oradaki üst üste ve ile gelen koşullu şeyin dışında, önermenin ama dışında. Ama sayı var hocam. Yani 3 iman, 3 küfür, küfürden sonra devam etmek. Ama ve sonunda da bağlamış. Ölümle ve ölüme kafir olarak ölmek diye de bağlamış. O sağlanmaz ise 5 kere iman etti ve küfür etti. Şimdi ne olacak? Ama şu anda adam hala yaşıyor ve mümin tekrar tövbe etti. Ve imana döndü. Biz o kimse için henüz daha son koşul sağlanmadığı için şimdi yani bu adam iflah olmaz diyemeyiz herhalde. Bu tür ayetleri böyle biz hep bir sıkıntımız var. Hep ayetleri sanki biz hakimiz. Bize hukuk kitabı olarak verilmiş bunun ayetler burada. Biz nasıl uygulayacağız onu merak ediyoruz. Hep başından beri, dersin başından beri bakarsanız aynı şey yapıyoruz. Ha bu kişi kurtulur mu? Yok o kişi sanki bize, halbuki ayetler aslında başkaları için değil. Bize bir şeyler söylüyor, korkutmaya çalışıyor. Yani diyelim iman edip küfür üzere ölenler artık tövbe. Bu ne demek? Eğer ben üçüncü kez küfrettimse, küfür üzereysem ya her an ölürsem benim için artık bir yol söz konusu değilmiş. Derhal dönmeliyim diye mesaj o kişiye ulaşıyor. Mesela şu okuduğumuz ayetler, tövbe günahı işleyip yakından tövbe edip edenler için söz konusudur. Biz bunun kararını vermeyeceğiz ama biz eğer günah üzereysek ayet bize yakın zaman içerisinde tövbe etmemizi, aksi takdirde her an ölümün geldiğinde ki yakındır, ölüm geldiğinde o günahla ilgili tövbemizin kabul edilmeyeceği mesajını kuvvetle veriyor. Dolayısıyla bu okuduğumuz ayetler şiddetle korkutup kuvvetle tövbeye özendiren ayetler. Hangi aralıkta, neyi, nasıl yapıp bunu biz tatbik edecek değiliz. Ayetin mesajı bence o yönde. Ama biz sanki öyle değil de biz kimler için bu tövbe söz konusu olacak, kimler için olmayacak, bunu değerlendirme işiyle mükellefmişiz gibi. Yani sanki biz melekleriz, insanlarla ilgili konuşuyoruz şu anda. İnsanlardan böyle olan mı kurtulur, böyle olan mı olmayan mı kurtulur, şöyle durumda olan ne olur? Onlar konuşsalar biraz onlar için anlamlıdır. Çünkü mesaj onlara değil, mesaj başkalarına, onlar da mesaj onlar üzerinde nasıl tecelli edecek bunu değerlendiriyor olabilirler. Ama mesaj bize ve ayetteki mesaj tövbeye çağırıyor. Ayet tövbeyi bağırıyor. Resmen tövbeye, yüksek sesle Cenab-ı Hak tövbeye davetiye çıkarıyor. Dolayısıyla ayetteki vurgu korkutma boyutuyla da, özendirme boyutuyla da tamamen kişiyi tövbeye çekmek için kanımca. Tekrar tekrar o küfre dönen kişi hocam, o konudaki imtihandaki zayıf aralıklarını yineliyor. Ama her seferinde pişman oluyor. Yani nasıl sigarayı zor bırakan bir insan hali gibi yani. Evet. Tekrar başlıyor, tekrar bırakıyor. Bir daha içmeyeceğim diyor, bir daha içmeyeceğim diyor. Ama o iştah hep canlı kalıyor. Yani ondan vazgeçeceğim iştahı, Allah katında hep canlı kalıyor o iştah. Evet. Ayeti alayım oradan.
ve leyset et-tevbetu lillezine ya'meluna es-seyyiati hatta taki İza hadara. Bir başkası da bu konuda şöyle diyordu. Bir soru üzerine. Yani işte böyle bir kimse böyle plan yapıyor. İşte 40'ından sonra tövbe ediyor. Onunla 20'sinde tövbe eden falan. Böyle olur mu falan. O demişti Allah'tan gizleyebilirsen olur planı. Yani çünkü plan kendisine plan uyguladığın, tatbik ettiğin kişi haberi olursa ha, böyle bile bile böyle yaptı, bekledi. O zaman da 40'ında tövbeyi nasip etmez ona. Yahut o vakte getirmez. Ha, gizleyebilirsen akıllıca bir plan. Tabii bir de ömür garantisi varsa. Hatta daha fazla boyutu da var. Yani Allah günahlarını şeye değiştiririz diyor. Yubeddilullahu seyyiatim hasenat. Günahlarını sevaplara çeviririz. Diyelim ki 100 tane zina. Al 100 tane hac. Girişteki eksiği kaldı. Artıya. Nasıl yorumluyorlar? Yani günah işleyen hareketlerini biz iyi hareketler olarak devam ettiririz. Artık o hareketlerden kurtarırız manasında. Yoksa kötülükler o zaman ne kadar kötü bir şeyse o kadar avantajlı alır mı? Ne kadar kişi öldürmüşse. Yani eğer öyle anlarsak ayeti. Ama ayet öyle söylüyor. Yübeddilullahu. Yani seyyiyelerini yaptıkları kötülük hareketler artık onlardan iyi hareketlere dönüşmüştür. Artık adam öldürüyorsa diriltmeye çalışıyor. Artık o andan sonrası için içiyorsa artık içmekten vazgeçirmeye çalışıyor. Yani öyle anlamış. Yani bir yorum yorum olarak öyle ama ben onu tercih etmezdim. Çünkü Hazreti Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna gelecek. Kitap önüne getirildiğinde işte Cenab-ı Hak günahlarından dem vurduğunda bu Necva'yı tarif ederken işte tabii ıkınıyor, sıkılıyor, sayfalar açıldıkça işte şu günahı da işlemişsin. Fakat Cenab-ı Hak sormuyor niçin, neden. Sorsa zaten azap boyutu o. Bir zaman sonra Cenab-ı Hak tamam ben bu günahlarını sevaplara çeviriyorum dediğinde demine kadar şu günahım görünmesin, bu günahım aman şu günah da çıkacak mı ortaya diye sıkılan adam ya Rabbi benim falanca zamanda bir günahım daha vardı diye itiraz edecek diyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok büyük, yani o kadar güldü ki diyor, dişleri göründü kişinin bu yaptığı tepkiye. Eğer bu hadis sahih ise Hazreti Peygamber de hadisi, ayeti günahların tebdili şeklinde anlıyor. Yubeddilullahu seyyiatim hasenat. Adamın mesela şimdi 100 tane, sizin verdiğiniz örnekte hocam 100 tane zinası varsa 100 tane yakından tebliğe dönüşebilir bu, değil mi? 100 kadına yakından bir tebliğe dönüşebilir mi? Ya Allah ne tür bir sevaba dönüştürür onu bilmem de eşdeğer olur herhalde. Evet. Yani 100 ise eksi 100'ü artı 100'e çevirir. Ama karşılığında ondan beklenen şey tevbedir. Bu az kolay bir şey değildir o. Yani Allah her kulunu çok ince ve dikkatli bir şekilde sınar. Yani orada Cenab-ı Hakk'a karşı plan yapmak söz konusu değildir. Herkes bulunduğu hal üzere vahyin kendisine ulaştığı anda sorumluluğu vardır. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته